Şu anda Scarione antrenmandaysa bizim futbolcumuz. Zaten mukaveleli futbolcumuz. Dolayısıyla kulübün başka bir tasavvufu olur ki bu sadece maddiyatla alakalı olabilir veya bunun dışında bir disiplinsiz hareketle alakalı bir şey olabilir. Böyle bir şey de olmadığı için şimdiye kadar benim idmanıma gelen mukavele altında futbolcu kulüp tarafından da bir sıkıntı yoksa şu an bizimle birlikte yani. Damian Da Silva biliyorsunuz Türkiye'de birçok kulüp transfer listesindeydi ve Trabzonspor'la da herhalde bir görüşmesi oldu. Neticelenmedi. Bizim de istediğimiz bir oyuncuydu. Ancak onun tarafından bize bir dönüş olmadı. Ki ilk herhalde Türkiye'de oynamak istemediğini söylemişti. Artık bu menajeri tarafından mı söylendi bilmiyoruz. Biz teklifimizi yapmıştık çünkü gerçekten kaliteli bir oyuncu. Defansif anlamda da ihtiyacımız var. Ancak sadece Damian yoktur. Bizim zaten bu konuda araştırmalarımız devam ediyor. Bizim takımımıza ki bunu bir herkes böyle bilsin. Yani transfer yapmak için transfer yapmıyoruz. Bizim takımımıza, sistemimize en uygun, hem maliyetli hem kalite olarak en uygun oyuncuyu tercih etmek durumundayız ve bunun için zaten çok hassas davranıyoruz. Belki bu kadar uzun sürdü diyorsunuz ama şu an çok fazla da hareket yok farkındaysanız. Çünkü belli bir portföy oyuncu var. Onlar dönüp dolaşıyor. Biz sadece transfer yapmış olmak için transfer yapmıyoruz. Gassama da kaliteli bir futbolcu. Ancak şu an biten hiçbir şey olmadığı için ben size yanlış bir bilgi aktarmak istemem. Evet, istediğimiz kadromuzda görmek istediğimiz futbolculardan birisidir. Onunla alakalı da bir gelişme olursa zaten aktarırız size, merak etmeyin. Bizim bir mevkide oynayan yabancının arkasında zaten bir yabancı almayız. Çok lüks olur ve belli bir kontenjan var zaten. Yabancıların arkasında alacağımız yerli oyuncuların zaten elimizdeki genç mevcut oyuncuların belli bir gelişim seviyesine ulaştıysa onların önünü de kapatmak istemiyoruz. Şimdi orada da hassas davranıyoruz. Gerçekten hiç yoksa o mevkide yerli elimizde genç de yoksa ona göre tabii ki o mevkiye alınacak. Ama şimdi size isim şu alınacak bu alınacak demem de yanlış olur. Bir de tabii maliyetleri de düşünmek zorundayız. Çünkü yerli olarak ve alternatif olarak aldığınız ikinci planda kalacak oyunculara da maalesef çok fazla da bir şey aşamıyoruz. O zaman başka bir yerin bütçesi tıkanıyor benim. Ya Erzurum kampına kadar dediğiniz inanın bana eskiden bir gün iki gün uzundu. Şimdi kendi futbolcularımız bile katılması gereken son dakika bir sıkıntı çıkıyor. İşte bugün mesela katılamayan oyuncular tabii mazeretlerini bildirdikleri halde katılamadılar. Dolayısıyla şurada 4 gün gibi 5 gün gibi bir süreç var. Biz dediğim gibi 2 gün 3 gün olayı değil. Tabii ki isteriz ki katılsın kampa ve takımla birlikte antrenmanı yapsın. Özellikle bizim o önemli antrenmanlarımıza, sistemimizi oturtmak adına yapacağımız antrenmanlara bulunmalarını isteriz. Ancak görüşme aşamasındasınız. Yarın geleceğiz, görüşeceğiz. İşte bu iş olacak gibi görünürken 3 gün daha atıyor, 5 gün daha atıyor. Bu sefer hani biz size de sağlıklı bir şey söyleyemiyoruz. Çoğunuz belki arıyorsunuzdur. Doğru ama bu sefer 3 takım talipken belki hiç aklında olmayan kulüpler bile hani sadece yurt içi için demiyorum. Başka yerler bile yani bu menajerler çok fazla bu işi karıştırıyorlar bazen. Ve bu bize de zarar veriyor. Çünkü gerçekten ihtiyacımız ve istediğimiz futbolcu oluyor. Bu sefer başka yerlere yönlendiriyorlar. Ve maddiyat da maliyet de içine girdiği zaman bazıları maliyeti düşünüyor, maddiyatı düşünüyor. İzmir'in, Göztepe'nin ne kadar sağlıklı bir yer olduğuna bakmıyor maalesef. Bir tanesini öyle kaçırdık mesela. Başka yere gitti, beğenmedi, kızdı. Gel İzmir'i gör diyoruz. Ya yok ben Türkiye'de oynamak istemiyorum diyor. Gerçekten yani düşüncelerin değişecek bir anda diyorsun. Çünkü burası İzmir, Göztepe kulübü. Ama yok diyor maalesef. O yüzden bazı şeyleri saklı tutmak daha iyi oluyor. İnşallah güzel çalışmalarımız var. Biliyorum bizim destekleyen bütün taraftar tribünlerimiz de beklediğini. Ama inanın bana biz en iyisini kulübümüz, takımımız için
en iyisini bulmaya çalışıyoruz ki burada sevenler izlerken keyif alsın, o coşku.